Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yüksever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine bir Derya ortak yayınımız var. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'iyle ile beraber. Ve konuğumuz WordPress Okulu kurucusu Fikret Tozak. Hoş geldiniz Fikret Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ben sizi dinleyicilerimize kısaca isterseniz tanıtayım. Ee, eğitimcisiniz Aslen. Ee, Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği mezunusunuz. Ee, uzun yıllar e, Milliyetin Bakanlığı'nda e, okullarda web tasarımı, programlama temelleri, grafik tasarım, Linux, e, PHP gibi uygulamalı dersler verdiniz. E, 30'a yakın Ulusal Üniversitede de eğitimleriniz var. E, sitenizden de gördüğüm. Ve evet. e, 2014 yılından itibaren de kişi ve kurumlara WordPress eğitimleri veriyorsunuz. E, Udemy'de de en çok satan ve en yüksek puanlı e, WordPress e, eğitimini 2018'de yayın almışsınız. Evet. 15 bin'den fazla öğrenciniz olmuş. Bir tanesi de benim <laughs> aslında. E, ve e, harika yani e, bir şekilde eğitimcilik serüveni burada WordPress üzerinde özellikle Ardut'la devam ediyor. Öyle anlıyorum. Evet. Peki, şimdi biz aslında hem Derya'da olsun hem benim podcastlerin takipçilerini de paylaşımı seven insanlar olduğunu düşünüyorum. Aldığım geri bildirimler de o şekilde. Ve bu anlamda da bir web sitesi sahibi olmak herkesin ara ara düşündüğü bir konu. Ben burada direkt şeyle başlamak istiyorum. Yani kimlerin bir web sitesi olmalı ee, diye sorsam size. Yani aslında bence herkesin olmalı. Neden herkesin olmalı olduğunu da detaylı bugün anlatacağım. Hı hı. Yani beyaz yakalıysanız da olmalı. Hı hı. Evet. Ee, bir iş yeriniz varsa zaten kesin olmalı. Hı hı. Öğrenciyseniz mezun olmadan web siteniz olmalı. Evet. Ya web sitesi demek ki yani nasıl sosyal kimin sosyal medya hesabı olmalı diye sorduğumuz hani bir hmm. nasıl ki herkesin olabilir yani herkesin Instagram'ı olabilir. Hmm. Web sitesi de böyle bir şey. Her hmm. Herkesimin farklı avantajları var. İşte bir beyaz yakalıysanız bir yerde maaş çalışın. Bütün ömrünüz boyunca hafta çalışın önemli değil. Kendi işinizle alakalı bir blog tutmak inanılmaz insanlara erişmenizi sağlar. inanılmaz network sağlar. Hmm. Günü geldiğinde e, çok güzel iş fırsatları yakalayabilirsiniz. yüzde %100 olması lazım. Ee, i̇nsanlar sizi arayacaklar yani birine kart verdiğinizde ya da birine teklif verdiğiniz ya da sizin ürün ve hizmetlerinizi birisi arıyor. Hı hı. Ee, eğer orada yoksanız yoksunuz yani. Yani ben eskiden işte e, üniversitelerde workshoplar yapıyorduk böyle web sitesini nasıl kurarsın? Hı hı. Bir günün sonunda gerçekten herkesin bir web sitesi oluyordu yani. Hı hı. Bir gün içinde 6-7 saatte hallediyorduk. Hı hı. Orada hep pandemi öncesinde öğrencilere diyordum ya arkadaşlar bakın internet olmak çok önemli. Hı hı. Ee, hani insanla daha fazla insana ulaşmak için orada olmalısınız falan diyordum. Pandemiden sonra artık şöyle diyorum. İnternette yoksan yok gibisin yani şu anda. Hı hı. Ee, dolayısıyla orada olacağız. Ya hocam sosyal medyalar var. Hı hı. Sosyal medyalar tabii ki de daha fazla kitle erişmemiz için en büyük hı hı. araç şu anda. Hı hı. Ee, ama oraların hepsini kiracıyız. Hı hı. Bir gün kontratımız sonlanabiliyor hı hı. yahut da o ev ...artık yıkılabiliyor. Hı hı. Mesela eskiden MySpace vardı... ...belki bilenler vardır. MySpace yok artık. İşte başka böyle mecralar da vardı. Yok. Ya hatta... E, ...birileri report ediyor hesabınızı. E, hesap kapanıyor bir daha erişemiyorsunuz. Hackleniyorsunuz bir daha erişemiyorsunuz. Bunun gibi pek çok sebeple... ...aslında orada kiracıyız. Gerçekten bize ait olan ve... ...bizim istediğimiz gibi şekillendirebileceğimiz... ...bir kendimize ait yer... ...web sitesi. E, bugün mesela yaşadım... E, bir arkadaşımla konuşuyordum. Buradan Londra'ya gittiler. İşte yine görüşüyoruz. Ee, konuşurken bizim sitede oturan biriyle tanışmış Londra'da. Yani bizim şu anda olduğumuz sitede burada oturuyormuş. Oraya gitmişler. Adını soyadını söyledi falan. Ee, ben de hemen Google'da aradım ama bulamadım yani. Bayağı zorlandım. LinkedIn'e gittim. 69 kişi var diyor o isimle. Yani onu bulmak için bayağı bir araştırma yapmam gerekti. Ben tamam araştırıp bulabilirim ama herkes araştırıp bulamayabilir. Kolayca erişilebilir olmak çok değişik iş imkanlarına, çok değişik networklere de sahip olmanızı sağlıyor. Peki, yani şeyi ben de kabul ediyorum, anlıyorum. Yani işte LinkedIn'de veya sağda solda, sosyal medyada, buralar AVM gibi, AVM'nin içerisinde bir şeyin kendi yeriniz varmış gibi. Evet. Burada kendimiz e, bir e, mülk sahibi oluyoruz ve kendimiz yapıyoruz ama o da böyle gece konduğu gibi de olabilir, e, müteahhite <laughs> de verebiliriz. <laughs> Nasıl yapmamız lazım yani, ben hangi durumlarda? Ben. Ufak ufak mı başlamak evet. lazım? Önce bir baraka mı yapmak lazım? Yoksa direkt plan proje mi girmek lazım? Ben de bu arada hep böyle anlatıyorum. İşte alan adı almak diyorum. Bir arsa almak gibi. İşte mesela buradan işte evren evrim kalkan.com tamam bunu aldığımızda o alan adı bizim oluyor. Tescilleniyor ve başka hiç kimse onu alamıyor dünyada. Bir yılına veya on yılına istediğimiz kadar alabiliriz. Üstüne bir web sitesi yapmak zorunda değilsiniz. Öyle durabilir başka birisi isterse onu satabilirsiniz de sizde olduğu için. Yeter ki içinde marka bir markayla kesişmesin yani mesela şey almayın işte iphonekalemi.com alırsan işte Apple'ın avukatları gelir o şeyi alır senden alan adını çünkü içinde bir marka ismi geçiyor. Marka ismi geçmedikten sonra o alan adı sizin olur. Dediğim gibi illa üstüne bir şey yapmak zorunda değilsiniz ama mesela şunu yapabilirsiniz web siteniz olmasa dahi işte merhaba et işte evrenevrim.com veya merhaba.gamzeyürkmez.com diye kendi mailiniz olabilir. Ee, işte i̇şte isyankar42 etat mail diye bir mailiniz olmamış olur. O domain olmuş olur. Bu mesela bazı insanlar buna çok önem veriyor. Ben de bu arada önem verenlerdenim. Hani biz hat mailden mi attı, gmailden mi attı yoksa kendi domainden mi attı? Böyle hani insanın ilk karşıdan bakınca üstündeki giydiğiyle değerlendirirsin yani başka elinde başka bir data yoktur. Ben de mutlaka bunlara bakıyorum. Daha kurumsal gözükmeni sağlıyor. Hı hı. Ee, sonra evet web sitesi yapabilirsin. Artık eskiden hani web sitesi yapmak e, diyelim 2000'lerin başında çok daha zordu işte. İlla hı hı. HTML veya e, diğer e, programlama dillerini bilmen gerekiyordu. Hı hı. Sonra işte Dreamweaver geldi. Hı hı. O da böyle Word gibi bir program. Sayfa yapıyorsunuz ama gene onda da çok uğraşıyorsunuz. Sonra WordPress gibi içerik yönetim sistemleri oluşuyor. İlk başta Joomla daha çok meşhurdu. İşte hmm. bunlara CMS deniyor. Content Management System. Hmm. Ee, i̇çerik yönetim sistemi. Kodlama hmm. bilmeden kendi web siteni yapıyorsun. Hmm. Ee, evet onların da yani öğrenme bariyerleri var yani. Biraz aşmanız gereken engeller var yani. Hmm. Yok diyemem. Kimisi çok kolay, kimisi biraz daha zor. WordPress de şu anda dünyada en çok kullanılan internet sitelerinin yüzde %40'ının kullandığı yani Düşünün bütün internetteki sitelerin %40'ı WordPress kullanıyor. Hı hı. Bir içerik yönetim sistemi. Ben daha çok o alanda çalışıyorum. O alanda eğitimler yapıyorum. Ama tabii web sitesi yapınca onun bir sürü yan ek şeyleri de oluyor. Hı hı. İşte SEO gibi, güvenlik gibi, yedekleme gibi. Onların hı. da yine eğitimlerini yapıyoruz. Hı hı. O noktada biraz merak tabii ki de önemli. Şimdi bazısı var Excel'de harikalar yaratıyor. yani Meraklı, makro yazmış, Efendim, e, tabloları birbirine bağlamış falan. Bu da biraz meraklı oluyor. Benim ama burada tavsiyem, askeri düzeyde en, en azından bilinmesi lazım. Müteahhite de ver verseniz yani bir başkası da yapsa, web tasarımcı da yapsa, ona doğru soruları sorabiliyor olmanız lazım. İşte sitemiz hızlı açılıyor mu mesela bu önemli. Ya da e, sitemize girip çıkan ziyaretçileri takip ediyor muyuz ve nereden hani ben bunu bakabilirim? Veya bu ay benim sisteme gelen ziyaretçiler en çok hangi anahtar kelimeyi arayarak gelmişler? Google'da bir anahtar kelimede kaçıncı sırada çıkıyorum gibi. Bunlar hani dijital dünyaya girdiğinizde temel seviyede bilmeniz gereken şeyler. Hiç web sitesi yapmasanız bile bilmeniz gereken şeyler. Çünkü burada rakamlar konuşuyor. İşte Ölçümlemediğiniz şeyi değerlendiremiyorsunuz. Gerçekten kimler gelmiş, kimler gitmiş, kim kaç dakika durmuş. Temel ölçüde lazım. Zor mu? Değil. Ben yani 65-70 yaşında öğrencilerim de var. bayağı büyük site yapan ve işleten ...insanlar, daha genç insanlar da var. Temel bilgisayar bilgisiyle öğrenilebilecek şeyler. Dediğim gibi günümüzde çok daha kolay bunları öğrenmek, yapmak. Ee, orada tavsiyem başta e, hani birini eğer tutup yaptıracaksanız bile... ...öncesinde temel düzeyde bir eğitim alıp o yaptıracağınız kişiye doğru sorular neler... ...onları öğrenmeniz. Mesela geçen yine birine eğitim verdim. Ee, önce ben eğitim verecektim, yapacaklardı. Ama vakitleri yok, <laughs> sağlık turizmi ile alakalı bir site olacaktı. Şimdi o ölçekte bir siteyi yapması mümkün değildi zaten hanımefendinin. Çünkü işi o değil zaten. Sıfırdan bir de başlayacak. Eğer daha önceden bir şeyler biliyor olsa evet yapabilir derim ama sıfırdan başlayacağı için. Sonra dediler ki ya biz birine yaptıracağız işte ajansı. Tamam yaptırdılar. Sonra benden yine eğitim almak istedi. Dedi ki ben hani bu site olmuş mu olmamış mı? Bir baktık pek çok eksik var. Yani onun da sorabileceği, kolayca bulabileceği mesela hız testi. Yani onu yapsa hızın çok düşük olduğunu görür ve karşı tarafa söyleyebilir bu sitenin hızı neden çok düşük ya da işte e, iletişim formu doldurulunca ona e-posta gitmiyor gibi bazı testleri yapması gerekiyordu O sebeple e, Kendiniz yapmasanız bile bunları bilmeniz lazım nasıl ki Dükkan diyelim bir yerde dükkan açacaksınız Birini tuttunuz o yaptı ama geldiğinizde işte kapı açılıyor mu İşte e, oraya konulan şeyler çalışıyor mu diye siz nasıl kontrol edersiniz burası da İnternetteki dükkanınız yani açıkçası onları kontrol edebilecek düzeyde biliyor olmanız lazım. Sonrasında da bu biraz bebek gibi bir de altını pisletir, işte ara sıra acıkır o şeyleri de yapmanız lazım bakımını Hı -hı. ufak tefek yapılması gereken şeyleri ve özellikle içerik. Hı -hı. İçerik şimdi... meselesi apayrı mesele. onu yine birazdan daha evet. yine konuşalım. Aynen içeri gelelim. Yani aslında ben de bu süreçten geçtim. İşte önce bir vix ile başladım. <gülüyor> sonra <gülüyor> e, bilen arkadaşlar falan dediler ki böyle konunun uzmanı ad dediler VIX ile olmaz e, işte WordPress olması lazım. Yani dedim niye öyle işte e, bir şekilde bir, 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 o konudaki sor, şeyinizi görüşünüzü merak edeceğim. Neden VIX e, WordPress'e göre böyle bir statü gibi bir şey var mı? Bir yandan onu soracağım. Bir diğer konu da aslında e, yani başta ilk başta çok gözümde büyüyen bir şey. Hani bu siteyi ben sıfırdan nasıl her şeyini yapacağım konusu bir anda bu temalar işini öğrendikten sonra e, ya böyle temalar var sizin şey, zaten eğitimden de onu gördüm. Evet. Girip işte oradan e, seçip üstelik ben podcastte uygun bir şey seçip hani neredeyse bütün e, renk kodları ve oradaki bütün o e, dekoratif ve şey e, neler süs, süsü püsü kendisinden geldi. Ben sadece içeriğini koyar bir hale geldim. Evet e, O da hani çok gözünde korktuğundan daha az e, bir şeymiş. Ne diyorsunuz? Önce bu Wix WordPress mukayesesi. Şimdi şöyle. Ben biraz açık kaynak dünyasından geliyorum. O yüzden e, açık kaynak kodlu yazılımlar, işte özgür yazılımlar. Bunlara tabii ki de daha önem veriyorum ve yanlı cevap vereceğim yani buna. Ama yanlı, neden yanlı olduğumu da söyleyeceğim. Şimdi Wix kapalı kaynak kodlu bir yazılım ve çıkışınız yok yani. Şöyle bir şey diyemiyorsunuz. Benim Wix sistem var. 2-3 yıl çalıştık. Ya ben buradan ayrılacağım. Başka bir yere gideceğim diyemiyorsunuz. E, size taşıtmaya izin vermiyor ve onlar ne yaparsa e, siz o kadar imkandan faydalanabiliyorsunuz. Mesela WordPress öyle değil. WordPress biraz daha puzzle gibi. Tamam, mı? Siz o puzzle'ın parçalarını başka yerlerden toplayıp kendi resminizi oluşturabiliyorsunuz. Evet bir tık daha zor. Çünkü bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani elinizi taşın altına biraz koymanız gerekiyor. Bu sebeple biraz daha zor. Ama daha özelleştirilebiliyor. E, daha esnek ve mesela blok blog siteniz var. Kolayca e-ticarete geçiş yapabiliyorsunuz. E-ticaret siteniz var. işte bir SMS eklentisi alıp SMS gönderir hale gelebiliyorsunuz. Ya da başka bir ben ya bunu trend yolda da satış yapacağım. Hem entegrasyonu var entegre edebiliyorsunuz. Wix'in güzelliğine e hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Ne hostinge ne başka şeylere hepsini sizin için yönetiyor. Ama günün sonunda onların yaptığı sistemin dışına çıkamıyorsunuz. Atıyorum Google yeni bir güncelleme yapıyor. O güncellemeyi onlar 6 ay sonra yaparlarsa siz 6 ay sonra faydalanabiliyorsunuz. Eskiden yavaşlık sorunu vardı. onu açtılar epeyce. Ama hani Wix'le de olabilir. Önemli olan ya orada bir de içeriğiniz yani içerik gerçekten birisi için önemliyse sayfa 100 saniyede de açılsa bekler adam onu. Önemli olan bir şekilde yayınlamak. Sonra Wix bir gün yetmezse WordPress'e geçersiniz. WordPress yetmezse oturur bir yazılımcıyla anlaşır. Yeterken ihtiyaç olsun. Hı hı. Yazdırırsınız da yani sıfırdan. Hı hı. Bu şekilde ilerlenebilir. Hı hı. Peki biraz şeyden bahsedelim mi? Ee, yükümlülükler ne tür şeyleri var? Yani ne tür bakım, ne tür şeyleri var? Çocuk sahibi olduk da çocuğun <laughs> diğer şeyleri ne? <laughs> Masrafları neler? Şöyle birincisi alan adı. Eğer com uzantılı bir alana aldıysanız, yıllık 9,5 dolar bir ücreti var. Hı hı. Yani com'un Net'in ve Org'un ne anlamı var? Com Company kelimesinden geliyor İngilizce. Daha çok şirketlerin alması düşünülerek oluşturmuş ama en çok bilinen uzantı olduğu için eğer Com alanı boşsa almak istediğiniz atıyorum Fikret.com boşsa onu alın. Değilse ikinci en çok bilinen Net. Net de Super Online, TT Net gibi internet altyapısı kuran firmaların kullanması yönünde oluşturmuş ama ikinci en çok bilineni o. Eğer bunlardan biri değilse, e, org haricinde hemen hemen her şeyi alabilirsiniz. Org biraz daha şey, organization'dan geliyor da, dernek, vakıf o gibi e, kuruluşların kullandığı uzantı. Onun dışında ben, benim web sitem mesela com değil, co. Niye? Çünkü VP okulu com'u başkası almış, ben alamadım. Dolayısıyla co kalmış, co aldım. E, çok önemli mi? Değil. Çünkü insanlar zaten benim alan adımı doğrudan yazmıyorlar. Sadece VP okulu yazıyor. Oradan Google'da ilk sıraya tıklıyor ve sisteme geliyor. O yüzden çok sorun olmuyor. Tek sorun kolu da benim yaşadığım yani mail atarken yanlışlıkla hep M'ye basıyorlar ve koma atıyorlar. Hmm. O gelmiyor tabii o mailler. Bir tek tane çözümü oldu. Bir hmm. <laughs> ee, birincisi bu alana da almak yani o arsayı almak. Üstüne web sitesi yapacaksanız tabii benim tavsiyem WordPress. WordPress'i de e, sonuçta sitenize işte içerikler koyacağız değil mi? Resimler, yazılar. O WordPress'in kendi kod dosyaları var. Bir yerde durması gerekiyor değil mi? Bunun Yani internette bir yerde duracak, hı hı. 24 saat açık olacak hı hı. ve birisi gece de girse, gündüz de girse bizim o oraya yüklediğimiz dosyaları görebilecek. İşte ona da hosting diyoruz, Türkçe'si işte barındırmak. Ee, bizim normal evde kullandığımız bilgisayarlara benzeyen bilgisayarlar var hosting firmalarında ama internetleri daha güçlü, kendileri daha güçlü, işte jeneratörlerle besleniyorlar, altyapısı daha iyi falan. Size de oradan bir böyle alan açıyor. Diyor ki işte 10 GB'lık sana internet sitesi yapma hakkı veriyorum bir yıllığına. Atıyorum işte 200 TL bu da, bunun ücreti de. Diyor ve bunu e, alıyorsunuz. Sonra oraya ister WordPress kurarsanız ister başka bir şey. WordPress'i kurmak çok yaygın olduğu için çok Hı -hı. kolay. Çünkü hemen hemen hepsinin altyapısı WordPress'i destekliyor. E, i̇şte orada WordPress'i kur butonu var aldığınızda. Kura basıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Bununla mı yapamadınız? bunu yapamadınız derken yani yapamayabilirsiniz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> hosting firmasını aldınız da onlar size destek vermek zorunda. İşte destek kısmından ticket açıyorsunuz. Ya ben böyle böyle şu almadı ne aldım. Bana yardımcı olur musunuz? Hosting WordPress hosting kurar mısınız? Onlar zaten hızlıca kuruyorlar sonuçta amaçları sizin orada gelecek sene de bulunmanız. Kuruyorlar size ve kullanıcı adı, şifre veriyorlar ve oradan e, WordPress sitenize giriyorsunuz. Ondan sonrası bir panel oluyor. Panelde işte yazı ekle, sayfa ekle. E, efendim görsel ekle gibi seçenekler var. Oradan ilerleyebiliyorsunuz kolayca. Ee, az önce tema dediniz. E, ee, temada o sitenin nasıl gözükeceği. Ee, bu şey gibi Ben yani telefonu aldınız bir, e, temasını değiştirebiliyorsunuz ya. Aynı o da web sitesinin temasını değiştiriyor. Hı hı. Bir şeyi de e, araya hemen söyleyeyim. E, bir wordpress.com var bir de wordpress.org var. Ha, evet. E, bir o, isterseniz o detayı da söyleyeyim. Tabii söyleyeyim. Wordpress.com Wordpress'i yapan firmanın ücretli olarak sunduğu Hosting hizmeti aslında Yani Onu Wordpress.com'dan alırsanız diyor ki tamam sen hiçbir şey yapmana gerek yok ben Wordpress burada kurulu zaten Sen de gelip burada yazılarını yazabilirsin Wordpress.org'daysa diyor ki ben o Wordpress'in dosyalarını sana veriyorum al ne yapıyorsan yap Hosting'i e mi kuracaksın bilgisayarını mı kuracaksın deneme mi yapacaksın O Wordpress.com'da kullandığı e, Alt yapıyı Açık kaynak olmasından dolayı bize sunuyor Biz o kodları alıp istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. İşte hosting firmasında da zaten o otomatik dediğim ya bir tuşa basıyorsun kuruyor. Onlar da gidip WordPress.org'dan o dosyayı indiriyorlar ve oraya koyuyorlar. Orada işte hostingde WordPress temiz oluyor. WordPress komşu öyle tavsiye etmiyorum. Bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Kısıtlamışlar sizi. Çünkü sonuçta onlar da para kazanacak. İşte personal hesap, business hesap, enterprise hesap diye hesaplar yapmışlar. İşte personal alırsan yapabileceğim bazı şeyler var. Atıyorum her temayı kuramıyorsun. Biraz ben sınırlanmayı sevmiyorum orada. Ee, Diyelim Farklı bir tane var, ben onu kuracağım. O zaman business'a geçeceksin. Business'a geçiyorsun. Ya ben diyorum e-ticarete dönünce yok diyor, burada yapamazsın. Enterprise'a e geç. Ee, ama normal bir hosting aldığınızda e herhangi bir hosting firmasından hepsini yapabiliyorsunuz yani ekstra bir para vermeden. Sadece alan adı ve hosting almanız yeterli. Atıyorum bugünün parasıyla bakarız şimdi bir tane bir yıllık hosting ve alan adı ne kadar mal oluyor. Göstereyim size. 300 lira falan olması lazım bir yıllık aldığınızda. ister e-ticaret sitesi kurarsınız, ister blog sitesi, ister kurumsal site. istediğiniz her şeyi kurabilirsiniz. Evet. Bu şey gibi işte yani arabam var. Valet verirsin, kendin mi park edersin? Ben kendim park etmeyi tercih ederim. <laughs> çok, çok güzel bir benzetme. Evet yani aynen öyle. Evet. Sen mi park edeceksin, o mu yoksa seçecek gönderecek seni? Bunu ayarlıyorum. Evet. Peki. Şimdi sitemizi aldık, kurduk, bir tema da yaptık, şey yaptık. İçeri içerikler koyuyoruz fakat işte bu tek başına yeterli olmuyor tabii ki. Bunun bir şekilde tanıtmak mı gerekiyor? Yoksa işte Google'ın algoritmanı seveceği bir hale mi sokmak gerekiyor? SEO'lar şunlar bunlar. Biraz da ondan bahsedersiniz. Yani bu iş yaptın durdu ama kimse gelmiyor buraya. <laughs> Noktasında evet. ne yapacağız? Ee, tabii ki de içerik gerekiyor. Yani i̇çeriksiz olmaz. Dünyanın en güzel tasarımlı sitesinde yapsanız içerik olmazsa oraya insanlar bir defa gelirler. Onu da ben şeye benzetiyorum. Çok güzel lokantaya gittiniz. Şık lüks işte peçeteler falan böyle harika. Ama gelen yemeği beğenmediniz. E bir daha gitmezsiniz muhtemelen oraya yani. Ama salaş bir yere gittiniz. Böyle e, size getirdiler güzel bir köfte. Çocukluğunuza geri döndünüz o köfte yiyince falan. Oraya bir daha gidersiniz yani. Hatta başkalarını da getirirsiniz oraya. Bu da böyle yani. Tasarım önemli değil. Önemli olan içerik. O sadece sunma biçimi. Tabii ki de tasarım da güzel olsun. Ama başta ilk kez başlayanların en çok takıldığı şey bu. İşte bu renk biraz daha mı koyu olsaydı, bu yazı biraz daha mı büyük olsaydı, onlar gerçekten önemli ama düşündüğünüz kadar değil. Sonrasında hmm. kullanıcı deneyimi. Yani hmm. bir ge gelen kişi kolayca aradığı şeye ulaşabiliyor mu? Yoksa böyle illa arayı ta diplerde bir yere mi geçiyor? Orada da flat tasarım dediğimiz bir sayfaya en fazla 3 tıkla erişmesi lazım kullanıcının. Hmm. İşte ana sayfa, işte hakkımızda, hakkımızdan altında da e, ürün ve hizmetlerimiz atıyorum şu anda. Hmm. Evet. Daha ürün ve hizmetlerin altında bir daha kategori, bir daha kategori, bir... bu derinlemesine gittiği zaman zorlaşıyor. E, o zaman tabii ki Google da bunu sevmiyor. Daha böyle düz hmm. tasarım yapmanızı istiyor. En hmm. fazla dediğim gibi üç tıkla sitenin her yerine ulaşabiliyor olmanız lazım. Hmm. E, kullanıcı deneyimi derken bu sitenin hızı da önemli. Hmm. Tıkladığınız e, butonların büyüklüğü de önemli. Hmm. E, erişilebilirliği önemli. Aksesibilitesi, kör insanların da sitenizde kolayca gezebilmesi lazım. Hmm. E, kontrastı da önemli çünkü. Bazı insanlar o kontrasttan etkileniyor ve e, işte renkleri göremeyebiliyor veya o yazıyı okuyamayabiliyor. Bunların hepsini Google e, inceliyor ve sitenizi ona göre değerlendiriyor, puan veriyor. Ve tabii ki de sitenizin e, konuşuluyor olması yani. Başkalarının da sizin sitenize bağlantı veriyor olması lazım. Buna da backlink diyoruz ama alakalı bir siteden backlink almanız gerekiyor. Yani Diyelim ki endüstriyel ekipman satan bir web sitenize çocuk oyunları sitesinden bir link olsa da bir kıymeti yok. Ancak endüstriyel e, ekipmanlarla alakalı ya da endüstriyel başka bir firmadan link almak e, önemli, kıymetli şu anda. Bunlar olduğu zaman tabii ki de zaman da gerekiyor. Burada TikTok'taki gibi hem bir anda sizi ön plana çıkartmıyor. TikTok bu arada gerçekten bir anda ön plana çıkartıyor. Ben ilk defa girdim geçen hafta. İlk videom 16 bin izlendi. Çok şaşırdım yani. Instagram'da yıllardır varım. Hiçbir videom 16 bin izlenmemiştir. Orada izlendi yani. Google öyle değil. Google bekliyor. Gerçekten kararlı mısınız bu işe? İçeriğiniz kaliteli mi? Zaman zaman kendi testi var. Sizi sizin bilmediğiniz bir anda başka birine, tabii ki size değil, birinci sırada gösteriyor. Bakalım tıklıyorlar mı? Başlığın hmm. kuvvetli mi? Tıklatacak başlık yapmış mısın? Hmm. Tıklatıyor 100 kişiye. O yüz kişi sitende kaç saniye durmuş? Etkileşime girmiş mi? Sayfanın aşağısına inmiş mi? Bunlara bakıyor. Bu arada internetteki her şey sizi orada daha fazla tutmaya, daha fazla zaman geçirmeye odaklı. Instagram'ı da böyle, Twitter'ı da böyle, diğer mecralarda böyle. Siz de öyle olmak zorundasınız. Eğer Google'da üstte olmak istiyorsanız. Ee, gelen bir ziyaretçi niye aşağıda şey var, bunlar da ilginizi çekebilir diye bölüm var. Çünkü diyor ki, bir sayfa daha gezsin işte ya da orada bir form koyuyor. Yorum at. Etkileşimde bulun. Yorum atarsan işte sana bir cevap verdiğinde bildirim geliyor. İşte birisi yorumuna cevap yazdı. Gene geliyorsun bakıyorsun. Bunlar da hani işin artık olması gereken diğer kısımları. içerikten sonra. Ama şunu söyleyeyim. İçeriğin ne kadar önemli olduğuyla ile alakalı. O da Oğuzhan. Biraz önce işte onunla konuştuk. O biraz önce bahsettiğim örnek. İngiltere'de yaşayan arkadaşım. E, makine mühendisi, normalde işte beyaz yakalı, buradan gittiler, orada bir otomotiv firmasında zaten çalışıyor ama e, oraya gittiğinizde kontratlı işte çalıştırıyorlar size ve şirket kurmanız gerekiyor. Şirket kurmanın koşullarından biri de Türkiye'de olduğu gibi orada da web sitesi kurmak. O da hemen giriyor, e, hemen böyle hızlıca bir web sitesi oluşuyor, yani on, olsun diye işte ad, soyad, adres, ne iş yapıyorum, cat Camp tasarımcısıyım falan, iletişim bilgileri, şu bu. Sonra tabii kuruyorlar, o 4-5 senedir orada şu anda. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra bir mail geliyor. İşte e, sizi internet sitenizden bulduk. E, Catcam tasarımcısı olduğunuzu görüyoruz. Bir projemiz var. E, sizinle çalışabilir miyiz? O da spam zannediyor. Çünkü böyle çok spam mailler geliyor biliyorsunuz. İlgilenmiyor. Sonra aradan bir belli zaman geçiyor 2-3 gün. İşte ya biz size şöyle mail attık. Aldınız mı mailimizi? Diyor. O da cevap vereyim bari. Yani spam değilmiş <laughs> düşüncesiyle cevap veriyor. Normalde işte otomotiv firmasında işte aynayı tasarlıyor. Ne bileyim direksiyon tasarlıyor veya diğer işte ön kısımları ve kaportasını neyse. Ketkem ne yaparsa o da onları yapıyor. Arayan kişi diyor ki ya biz bir ürün yapmak istiyoruz. Bunun tasarımına ihtiyacımız var. Çinlilerle çalıştık olmadı. Hintlilerle çalıştık olmadı. Yani web sitenizden sizi bulduk. Biz de İngiltere'deyiz. En azından daha ortak dil olur falan. Siz ya yapar mısınız? O da tamam diyor. Nedir şey ürün? Onlar da diyorlar ki yani biz sporcu kadınlar için e, sütyen tasarlamak istiyoruz. Yani sporcu kadınlar özel bunu yapabilir misiniz? O diyor ki yani ben hiç yapmadım önce bir düşündüm yani ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hep otomatik sektöründe çalışmış bir insanım sonuçta. Sonra e, diyor ki tamam yani benim için parametre önemli. Benim ne yaptığım çok önemli değil. İster ayna tasarlarım ister başka bir şey. Onlar da parametreleri veriyor. İşte işi alıyor, işi teslim ediyor. Sonra revizyonu oluyor, sonra ikinci ürün çıkıyor falan. Ee, sonra biz Oğuzhan'la konuşuyoruz. Bana dedi ki yani ben abi hiç kafamda olmayan bir şey yaptım. Yani hiç düşünmemiştim. Hep ben otomotiv sektöründe çalışırım diye düşünüyorum. Bana böyle bir açtı. Ee, artık ee, cihazlara da bakışım değişti. Onun da çok spesifik bir alanda böyle çalışıyordu. Yani şu an ben cep telefonu da tasarlayabilirim. Başka bir şey de yapabilirim. Yani benim için fark etmez noktasına geldi. Yani diyeceğim o hiç beklemediğiniz bir yerden düşünmediğiniz işler alabilirsiniz böyle. Yeter ki orada bulunun ee, Google'da mesela bir günde kaç arama yapılıyor bir de onu sorayım ben soru cevap gitmeyi seviyorum bir günde ne kadar arama yapılıyordur sizce? Herhalde milyar yani bilmiyorum. İstatistikler değişiyor ama günlük ortalama 5 milyar arama var. Düşünün dünyada her gün 5 milyar yani milyarı anlatmak çok farklı bir şey bu arada yani milyon gene insanın hafızası alabiliyor ama milyarı almıyor. Ee, 5 milyar arama yapılıyor. Kesinlikle bunlardan bazıları sizinle alakalı yani siz ona destek olabilirsiniz ya da siz o projede olabilirsiniz ya da sizi arıyorlar gerçekten ama eğer webde yoksanız yani çıkma ihtimaliniz de yok düşünün yani ihtimali de kaybediyorsunuz Tam 5 milyarda birlik bir piyango bileti mi daha iyi hiç çıkmaması yani bir de o bilet ki yani çok cüzi bir parayı alabiliyorsun ve 7 gün 24 saat bir şansın var hani bir kere çekiliş oldu bitti değil. 7 gün 24 saat o çekiliş devam ediyor. Hı -hı. Çekiliş derken hani en kötü ihtimalle çekiliş. Yoksa sen seni belli bir stratejiyle kurmuşsan, belli hedef kelimeleri seçmişsen, onları yerleştirmişsen zaten e, Google'da ilk 3 sayfaya otomatik gelirsin. İlk 3 sayfaya. Hı -hı. Rekabet de hele azsa birinci ikinci sayfadasındır. Evet. Sanıyorum herhalde işin en kötü taraflarından bir tanesi o. Mesela en çok bu işte dikkatimi çeken şey TDK mesela değil mi? TDK ile ilgili bir şey yazıyorsunuz. Ona rağmen sadece sabah hürriyet bilmem ne falan filan çıkıyor. Yani zavallı TDK hiçbir şekilde ilk 3 sayfada <laughs> 10-30 şeyin içinde bile çıkamıyor. Yani orada tamam, orada bir büyük bir rekabet var. Çünkü herkes TDK bir şey arattığı için herhalde. Evet. Yani orada o kelimeleri satın alıp herhalde bir şekilde onu geliyor Veya o işte acayip an hani hiç okunmayan, içinde TDK'dan geçilmeyen metinler oluyor yani. TDK'da bilmem ne mı merak ettiniz. TBK'yı siz merak ettiniz değil mi? O TDK değil mi o sizin hayatınız <laughs> falan <var>, diye. <laughs> Kötü SEO'lar öyle ama diyeceksiniz ki üste çıkıyor Google'da. Çünkü evet. gazetelerin e, yani şimdi Google tabi Amerika'da yapılmış bir firma. Yani orada gazete. Bilgi vermek amaçlı hani e, bir şeyi de sürekli böyle yazıp yazıp e, herhalde gazetelerin yapacağını düşünmedi Google mühendisleri. Tahmin ediyorum. Bir de bir tek bizim ülkede yani bu var. Gazetelerin yani, evet. her konuda yani alakasız, yani takı yazsan gazete çıkıyor, öyle bir şey. Evet, evet. Her konuda çıkıyorlar çünkü onların trafik avantajları var. Trafikle o sayfaya insan çekip oranın etkileşimini artırabiliyor. Etkileşim artınca da Google, tabii Google'un da sonuçta bir algoritması var yani o şey yapamıyor, siz bir kenarda durun diyemiyor. O algoritmanın kurallarına göre yapıyorlar. Artı, biraz önce şey dedim mi? backlink yani başka siteden sizin sitenize hı hı. bağlantı olması. Kendi güçlerini kullanarak e, Devlet sitelerinden özellikle bağlantı alıyorlar. Yahut da kendi firmalarından. Mesela Milliyet sonuçta bir grubun şeyi gazetesi. Şimdi bir sürü firmadan sen Milliyet'e bağlantı verdiğinde Milliyet daha üst sıralarda çıkmaya başlıyor. Bu avantajlarını iyi kullanıyorlar. O anlamda böyle şeylerde çıkmak zor. Ama onun dışında daha spesifik konularda kaliteli de içeriğiniz varsa bu arada ben insanların da yavaş yavaş kullanım arttıkça ben mesela artık İlk sıralarda milliyet hürriyetle çıksa onları geçiyorum yani evet. <laughs> alakasızsınız yani size evet. girersen buraya bir içerik yazarına herhangi bir içerik yazarına yazdırılmış tamamen SEO e, odaklı içerikler üretiyorsunuz oradan benim bir şey almam mümkün değil evet. aşağılarda yani benim aradığım şey değil ben aşağılara iniyorum bu tabii tabi zamanla olacak bir şey nasıl bir pandemiden sonra pek çok şey değişti e işte yavaş yavaş kuşakların da değişmesiyle bunlarda daha e, iyi hale geliyorlar. Ha, şey diyordum. Spesifik alanlarda çıkmanız çok kolay. Spesifik alan dediğim, atıyorum. Bir anahtar kelimenin aranma hacmi vardır tamam mı? İşte belli kriterler var. Sıfırla on arasında. Çok az aranıyor yani. Bir ayda 10 kere aranmış. Onla 10 yüz arası. İşte yüzle 100 bin arası. Binle on bin. On binle yüz bin. Yüz bin işte 1 milyon diye gider böyle anahtar kelimeler. Gazete siteyi de özellikle... Hani 1 milyon arama varsa bir kelimede mutlaka üste çıkarlar. Ama sizin belki de çalıştığınız konu, işte olsanın belki o biraz önce bahsettiğim konu. Hı hı. Ayda yüz kere aranıyordur, bilemediğiniz 100 bin 1000 Google'a reklam verdiğinizde Google bu bilgileri zaten direkt size sunuyor. Hı. Burada tabii Türkiye'yi görüyorsunuz. Türkiye'nin dışındaki diğer ülkelerde de neler olduğunu görebiliyorsunuz. Hı hı. Bu anahtar kelime bu işin can damarı yani. O anahtar kelimeyi, doğru anahtar kelimeyi özellikle bulmak. Hı hı. Bazen hı hı. Bunu yani paylaşım içerikte kullanmak için değil mi yani? Şehirciler sitemizde değil, okey. Tabii, şimdi diyelim ki basketbol kelimesini atıyorum, çıkmak istiyorsunuz ama sitenin hiçbir yerinde basketbol yazmamışsınız. Hı hı. O zaman Google sizi çıkartmıyor doğal olarak yani sen diyor hani hı. kelimeyi hiç geçirmemişsin sitende. Belki sen gerçekten basketbol maçlarıyla alakalı bir sürü şey de yazmışsın ama içinde basketbol kelimesinin geçmesini istiyor. Başlığında, linklerinde, görselinde, ona göre çünkü değerlendirme yapıyor. Şimdi e, anahtar kelime e, şey planlayıcısı var Google'un bu reklam verdiğinizde çıkıyor ama başka sitelerde var anahtar kelimeleri bulup e, işte e, sonra bu anahtar kelimelerle alakalı içerik üretip e, sonra tabii ki de koyup sistemize trafiğine bakıp onu sonra sürekli iyileştirme gerekiyor İşte yaptık ama sıramız ne İşte o kelimede de çıktık e, onu diğer yan kelimelerle nasıl besleriz çıkabileceğimiz inanılmaz kelime var yani. Bugün spor ayakkabıda çıkmamız mümkün değil ama atıyorum e, diyabetliler için e, hızlı koşu ayakkabısı. Bununla ilgili hiç kimse içerik üretmemiştir. Çünkü çok spesifik bir kelime. Ayda da araması 10 tanedir ama size yetiyordur mesela 10 tane arama. Orada çıkarsınız başta sonra yavaş yavaş ilerlersiniz. Bunlara da uzun kuyruklu anahtar kelime diyoruz. Anahtar kelime uzadıkça işte hepsi burada trend oluyor. Onlara çok bakmıyorlar. Daha yüksek hacimli anahtar kelimelere yatırım yapıyorlar. Siz orada en azından o küçük balıkları yiyorsunuz başta yani. Evet yani bir konu işte pazarlamada da hep söylediğimiz hani herkese her şeyi satan bir yer olmaktansa Evet e, dediğiniz gibi işte e, diyabetik e, köpek maması e, <laughs> satmak e, öyle bir şey yapıyorsanız eğer ve bunu kullanıyorsanız tabii ki bir anda sizi niş kitleye erişmiş evet, oluyorsunuz. O evet. Yani yüksek rekabetten de uzaklaşmış oluyorsunuz. Evet. Peki yani bunu ama sistemimizde bir kere geçirmek veya onu böyle bir blok halinde geçirmek falan filan onların herhalde şeyleri var yani. Tabii ee... ki de var. Mesela ben WordPress eğitimini yazayım şimdi buraya tamam mı? Bu da artık işin triklerine gireceğiz. WordPress eğitimi 100 ila 1000 araması varmış Türkiye'de. Hı hı. Tabii bir tek bu önemli değil. WordPress kursu diye de arıyor insan. O da 10-100. WordPress eğitim o da 100 ila 1000. Yani yaklaşık ayda 1000 kişi arıyor bunu. Ya da işte 500 ila 1000 kişi diyelim. Şimdi WordPress eğitim diye Google'da aratalım. Önce reklamlar geliyor tabii ki de. Hmm. Reklam kuşağı. Sonra YouTube'daki videolar. Çünkü eğitimle ilgili bir şey varsa işte YouTube'u daha ön plana çıkartıyor Google. Hmm. Sonra Udemy. Sonra bakın burada benim e site geldi. WP o. Mesela WordPress eğitimi nerede geçirmişim ben? Bakın başlıkta geçirmişim WordPress eğitimi. <laughs> ee, ama ikinci önemli anahtar kelimem WordPress kursu. Ee, ve insanlara tıklaması için ücretsiz yazmışım buraya. <laughs> Kandırmıyorum. Ücretsiz veriyorum. <laughs> Belli şartları var tabii ki de. Açacağım, göstereceğim. Bay fikret Tozak dedik. Niye? İşte orada beni de e, benim de marka benliğim oldu zamanla. Yani <laughs> benden eğitim alıyor gibi. Sonra altta da bu title kısmı. Buraya title kısmı diyoruz. En önemli kısım. Yani sizin görünecek bir birilerine. <laughs> ama Öylesine mi geçecekler? Yoksa dikkat çekici tıklamadığında rahatsız olacağı bir başlığınız mı var? Tamam mı? Hı hı. Burada benimkisi biraz öyle. işte ücretsiz falan da yazdığı için hı. tam onu veriyoruz. Buraya da gel geldik zaten. Udemy'nin tabii çok büyük bir gücü olduğu için o daha üstte çıkıyor bizden. Ee, sonra diğerlerine bakalım. Mesela WordPress eğitimi. En güzel eğitim siteli demiş ama alan adında WordPress eğitimi geçiyor ama WordPress firması bundan hoşlanmıyor hı. içinde geçmesini alan adında. Sonra başka Sanki siteler. Sanki şeymiş var. gibi kendinin e, insanları özel yani, yani. Benim de eskiden WordPress okuluydu. Ben bunu öğrendim. O zaman bilmiyordum da ilk girdiğimde. Sonra hemen değiştirdim. WP okuluna çevirdim Hı -hı. alan adımı. Ee, burada işte diğerleri de geliyor. Mesela bak uygulamalı WordPress eğitim demiş. Ha ya. Bak o da ona mesela çalışmış. Hı -hı. WordPress kursu diye gelmiş. WordPress bir web sitesi yapımı. Sonra diğer reklamlar diye devam ediyor. Bakın başlık dediğim gibi buradan. Sadece bir tane yazmanız değil başlıkta diğer ilgili yerlerde bunu geçirmeniz önemli. Şurada ücretsiz WordPress kursu kısmında göstereyim. Her ay böyle bir çekiliş yapıyorum. İşte orada size bazı hedefler veriyorum. Onları tamamladığınızda o çekilişteki şansınız artıyor. Şurada göstereyim hani ücretsiz kısmı. Olmayan bir şey yapmıyoruz tabii ki de. Ona da clickbait deniyor. Yani Olmayan bir şey var gibi işte. Ne deniyor mesela? atıyorum bir sanatçı işte öldü falan diye yazıyorlar. Meğerse filmde ölmüş yani. Clickbait. <laughs> i̇şte burada ücretsiz VP kulüp üyeliği için yapman gerekenler var. İşte e-postanı ismini bırakıyorsun. Sonra giriş yaptığında da sana bazı görevler veriyor. İşte bunu Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş, bu sayfaya gel gibi. O zaman mesela bu ayki çekil işte birisi çıktı ona. Her ay birisi çıkıyor ona işte eğitim veriyoruz. Böyle yani. Sadece bir yerde geçmesi yeterli değil. Beni başkalarının da Mesela başka bir sitede WordPress eğitimi kelimesi geçiyor ve benden bahsediyorlar bir de. O Google için en güzel şey. Hı hı. O burada işte WordPress ile ilgili bir şey konuşulurken Fikret hocanın sitesinden de bahsedilmiş. Hı hı. O zaman diyor ki bu adam demek ki gerçekten bu konuda iyi hı hı. Ee, ve yönlendirmeleri artık Google daha hızlı çıkartmaya başlıyor. Peki mesela siz şey dediniz. TikTok'ta çok izlenme aldım dediniz bir anda. Hı hı. Nasıl onu bir siteyle bir ilişkilendirdiniz mi? Nasıl onu bir küçük bir Hayır, vakalardan... Sosyal, her sosyal mecranın belli bazı kuralları var. Mesela Hı -hı. TikTok'ta yüzünüz gözükmüyorsa TikTok çok fazla sizi göstermiyor. Hı -hı. Ben bunu kendim de deneyimledim. Okudum da. Hı -hı. Bu, onun kendi bir algoritması var. Ben TikTok'a ilk girdiğim videoydu. Belki de ben ilk girdiğim için beni çok fazla insana gösterdi ve şeyi Hı -hı. test etti. Kimle de ilgileniyor bu adamın içeriğiyle? Hı -hı. Çünkü sonraki içeriklerim o kadar çok izlenmedi yani. Yüzüm Hı -hı. görünse de. Hele bir tane yüzüm gözükmüyor, onu hiç izlenmedi yani. Hı -hı. Sonra ben okudum da zaten, e, şey insan görmeye e, şey, önem veriyormuş. Hatta Hı -hı. gülen insan falan, Hı -hı. çünkü Hı -hı. onlar daha çok izleniyor. E, bunlara göre yani, onun farklı bir algoritması var, Google'ın farklı bir algoritması var, Instagram'ın daha farklı bir algoritması var. Hı -hı. E, ona göre sizi daha ön planda gösteriyor. Hı -hı. Yani peki sistemizi trafik çekmek için sosyal medyadan faydalanabilir miyiz sorum var yani şöyle düşünün e, sosyal medya hani e, yeni açılan yerde böyle palyaço tutarlar <laughs> büyük e, müzik setleri koyarlar bangır bangır herkes oraya bir gelir. Balonlar. Ya. Ama <laughs> evet. kimisi alakalıdır kimisi alakasızdır yani hani böyle. Sosyal medya tam olarak öyle. <laughs> o duyurmanız lazım yani. <laughs> Web siteniz mikrofon. Evet. Orada yaptınız ama onu duyurmak sosyal medyayla oluyor. <laughs> Peki o zaman ee, biz şey kısmını podcast kısmını e, benim imza sorumla bitirelim. Sonra arkadaşların sorularına geçelim. Ben e, Fikret Tozak'ın e, değer yaratma formülünü merak ediyorum. Değer, ben de bunu düşündüm. Daha önce karşılaşmadığım bir soruydu. Önemli ha. bir soru. Yani benim değer yaratma formülüm. E, ben eğitmenim. E, i̇nsanlar benden e, eğitim almak istiyorlar. Destek istiyorlar aslında. E, ve ben onları hedeflerine ulaşma konusunda her zaman tam destek. Benim değer yaratma şeyim bu. Benden destek istenmişse bilgim ölçüsünde bilemiyorsam da hatta sorarak sonuna kadar onları o hedeflerine ulaşma noktasında destek olmak. Tabii ki de burada öğrenmek isteyen insanlara. Bundan da kastım şu. Gerçekten öğrenmek isteyen insan çaba sarf ediyor. Öğrenmek zor bir şey bu arada. Kolay bir şey değil yani. Kendiniz çaba sarf etmeniz gerekiyor. ben, ben Benim de mesela e, e, 25 bin öğrenci var, bunlardan 5.000 tanesi belki şu an daha da artmıştır e, önceden baktığım bir sayıydı. Hiç daha açmamış eğitimi, yani almış duruyor. Benim de var tabii ki hepimizin var, böyle yarım yarım bırakan, e, elma yer gibi böyle bıraktığımız şeyler. Şimdi o insana yardım etmem mümkün değil ama kimisi de var, e, geliyor sizden eğitim alıyor, kendini geliştiriyor, hatta benim eğitimimde olmayan şeyleri de öğreniyor. Ama takıldığı noktalarda soruyor. Mesela öyle öğrencim var ki kendi pazar yerini kurdu. Benim eğitimde bir pazar yeri kurmak yok. Ama işte o benimdeki eğitimlerle, internette bulduğu kaynaklarla takıldığı yerde benden cevap alarak ilerletti ve geldi. Benim de her zaman mottom şu, öğrenmek isteyene kapılar sonuna kadar açık. Harika. Nereden ulaşsınlar size o zaman? Bir de onu verelim. <laughs> Tabii ki de WordPress okulu sitesinden ulaşabilirler. wpokulu.co ee... WordPress eğitimi yazdıklarını zaten ana sayfada çıkacağım her zaman. <laughs> Oradan da yine ulaşabilirler. Web sitesiyle alakalı her konuda ulaşabilirler bu arada. Sadece WordPress değil. WordPress dışında SEO tarafında da destek alıyoruz. İşte bir web sitesinin Google'da daha hızlı ilerlemesi için. Çünkü herkesin zamanı olmayabiliyor. Yani o SEO e, ipuçlarını takip edip doğru adımları atmaya. O noktada da e, elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok teşekkür ederim Fikret Hocam. Ben teşekkür ederim davetiniz için Eteve bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınızı eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.